Evet değerli dostlar, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Hasan Bey mahallesindeyiz. Hasan Bey Gönen'e 1,5 kilometre mesafede büyük bir mahalle. Buraya doğalgazda geldi. Güzel bir mahalle hanı derseniz Gönen'in en yakın köyü, en iyi köyü işte Hasan Bey diyebiliriz. Birkaç tane böyle en yakın köy. Sürekli araç var, 15-20 dakikada bir marketi var, her türlü olanağı var, stat bile var değil mi? Evet. Stadı bile var. Burada 307 metrekare 2 kat konut imarlı bir arsamız var, içerisinde de bir yapı var. Şimdi yapıya bakacağız, burası yol, bakın burada evler var, bu yol sokak, çıkmaz bir sokak, burada bitiyor, burası da bir tarla, bakın bu teller son, burası çıkmaz sokak, yarın bir gün burası parsele girerse, buradan yol, karşı ana cadde Gönen yolu, Denizkent yol, Biga Çanakkale yolu orası. Hemen Gönen'de bu tarafta bakın. Arabalar buradan görüldüğü gibi geçiyor. Yani bu yola da yaklaşık 100 metre mesafede. Evet, 100 metre anfor devrildik. Bugün de iyi sıcak var ya değil mi? Evet abi. Bu kayada bayağı bir terledik. Terledik. Evet, şimdi alanımız tam bir kare gibi. Sınırlar bakın belli zaten. Burada bir komşu var. Burada bir ağaç var. Burada sınır burası. Evet, buraya bir zemin betonu kapılmış, bir su basman atılmış. Böyle yani bu da fabrik de değil, böyle ne diyeyim ben sana, şeyden yapılmış işte, basküsü, evimizin içine giriyoruz bakalım, bir varmış bir yokmuş. Ooo bayağı bir ev, geniş bir ev yapmışlar yani. Tabi kısımlar, ne deniyor bunlara ya, unuttum ismini. Plastik lambiri. Tavandakiler. Plastik lambiri, metal olanlar dışarıda değil mi? Hı hı. Evet, burada böyle bir oda. Burası salon. Tabii bir bakım gerekir. Yani burada alıp hani oturulabilir mi? İdare eder değil mi? Evet. Hani param yok ya, ben alırsam buraya ev yapamam zaten diyorsan hani idare eder. Yapabileceği yani imkanı olana kadar burayı kullanabilirsiniz. Bakın yerler seramik yapılmış. Burası Amerikan mutfak gibi yapılmış. Tezgah bu şekilde. Yani tabii ev bakımsız ve pis. Burada da bir tuvalet, banyo var. Biraz masraf var. Bir temizlik lazım. Efendim ufak tefek. Yani güzel bir temizlik yapılır. Badana boya yapılırsa idare eder tarzında bir yer burası. İki tane odası var. Salon, burası bir büyük bir salon, burası da mutfak şeklinde. Ama sağlam bir beton var. Zemin su basmanı atılmış. Efendim, yani burada da bir kömürlük mü var? Burada da bir, yani kömürlük ufak bir şey var ya. Kömürlük desek, başka bir şey desek. Yani ufacık bir yer, ardiya yani böyle. Ufak bir ardiya var burada. Evet, bahçenin arka kısmı zaten bu bitişik yapılmış herhalde değil mi? Evet. Göstersene orayı. Arkayı mı abi? Yani orada tel var değil mi? Evet, sınır burada. Yani bak, sınıra ne? Yok orada değil mi? Yok, yok sınır burası. Tam sınıra yapılmış. Yani sınıra evet. Yani o kısımlar zaten. Evet. 307 metrekare, 307 metrekare Hasan Bey Gönen'in en, dediğim gibi en güzel köylerinden, en yakın köylerinden. Burası ister yatırımlık, ister alırsınız, hani diyorsunuz ya bir arsa alayım, içine konteyner koyayım, yaşayayım, elektriği, suyu olsun. Şimdi arsa alsanız içine konteyner koymak öyle kolay olmuyor. İmardı, projeydi, elektrik, suyu almak, bunlar hep başlı başına bir iş yani. Bir mevzuat. O yüzden burada ne var? İçinde büyük bir konteyner tarzı bir ev var. Efendim
Yani elektriğiniz, suyunuz bağlı. Alıp burayı hani 3-5 sene kullanırsınız, gelir gidersiniz. İleride de burayı kaldırır. İki katlı paranız olduğu zaman iki katlı güzel dubleks bir ev yaparsınız, değil mi? Yani. Yapamazsanız da satarsınız. Yani imkanlar neyi gösterir? Yani arsalar çok pahalandı. Bunun içerisinde de sonuçta etrafı çevrilmiş. Tabii bahçe bir bakım istiyor. Efendim, evin içi güzel temizlenip derlenip toplanırsa burada yaşanır. Gölenin dibinde bir yer burası. Yani verandası da var. Dut ağacı da var. Yani bakın böyle metal bir yapıyla orada da mı kapatılmış? Yok, o kapatılmış. Yok, onlar hep kapatılmış. O içeride baktık ya çatlak. Elektriği var, suyu var. Elektrik su var. Elektrik su var. Doğalgaz zaten köyde var. Köyde var. İstenirse alınabilir buraya da. Bahçe alanımız bakın yani güzel bir temizlik yapılacak. Bahçe temizlenecek böyle. Bu şekilde çevrilmiş. Yanında komşu var. Burada evler var zaten. Tam Hasan Bey'in böyle girişinde, Gönen tarafında girişinde burası satılacak değerli dostlar. Bakalım burası satılacak mı, burayı kim alacak, kim alacak burayı? Bakalım abi. Alan olur mu? Olur ya, güzel aslında yani, çok da kötü değil. Ben şöyle düşünüyorum abi, şimdi bir dönüm tarla alayım diyorlar. Hobi bahçesi yapayım kendime, konteyner koyayım. Yani bir dönüm tarla alıp imar olmayan bir yer almaktansa böyle bir yeri alıp da konteynerde koyduğun zaman dediğin gibi ileride paran dolduğu zaman evinde yaparsın. Ya konteyner. Işte var zaten var, içinde her şey hazır. Elektriğin, suyun var. Geleceğin temizlik yapıp oturacaksın. Yani şimdi şöyle normalde Hasan Bey'de 300 metre yer alsam 600-700'den aşağı değil. 2-2,5 lira. Evet. En kötü. 600-700 liradan aşağı değildir. Bulabilirsen tabii. Piyasalar sıkıştı artık. Mal da bulunmuyor. Mal bulsan fahiş fiyata bulunuyor. Yani 600-700 lira bir arsa desen yani İçinde şu yapıyı yapmak, elektriği suyu almak bu proje gerektiriyor. Elektriği suyu alabilmeniz için yani, proje çizdirmeniz. En az 60-70 bin lira proje parası var. Zemin etütleri pahalandı. Evet. Zemin etütleri, evet. Mimarlar, projeciler hep ondan yakınıyor. Depremden sonra bu zemin etütlerini artık sondaj 2-3 yerden alıyorlar. Kaç metreden numune alıyorlar. Bunlar hep maliyet. Arttırıyor. Önceden zemin etsinler. 1000 lira, 2000 liraydı. Formaliteden bir imza atıyorlardı bakmadan. İş olsun hesabı. Ama şimdi birebir bu denetleniyor. Bunlar da maliyetli bir zemin etüdü olmuş. 30 bin lira, 25 bin lira. Bu şekilde tabii proje masrafları artıyor. 70 oluyor, 60 oluyor, 80 oluyor yerine göre. Şehir merkezinde zaten burada... Burada da yapı denetim var herhalde. Hasan Bey Gönen'in içi gibi görünüyor. Yapı denetim de olduğu için 70-80-90 lira. Yani bu ve bu proje aşaması da önce bir proje çizilmesi, bunlar 1-2 ay imar durumunun alınması, bunlar bir ayı buluyor en kötü ihtimalle. Bir ay, bazen 2 ay. Sonra belediyeye gidiyor proje, belediyede 4 ay, 5 ay, 6 ay bekliyor yani. Mimar zaten müteahhitler ondan da yakınıyor. Projeler geç çıkıyor belediyeden. Efendim, tabii her belediyenin şeyi farklıdır. Kimi belediyede 6 ayda çıkar, kimi belediyede 4 ayda, kimi belediyede 8 ayda. Bu onların çalışma sistemine göre değişir. Belediyenin imkanları, memurları fazladır. Daha hızlı olur iş. Memurlar azdır, imkanlar azdır, daha geç olur. Mesela burada bir memur izne çıktı mı o iş kalıyor. Bekle de memur 15 gün tatilinden gelsin de o iş imza atsın gibi şeyler olabiliyor. O yüzden bu proje aşamaları öyle kolay olmuyor. 6-7 ayı buluyor. Burada hazır elektriği, suyu, her şeyi alınmış. Konteyner ev de var içerisinde. Arsa zaten Hasan Bey tam mevki bir yer. Yani bunları aşmış oluyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, geliyorsunuz, badanınızı, boyanınızı, ufak tefek eksiklerini yapıp oturuyorsunuz evinizde. İster yazlık olarak gelir kullanırsınız efendim, ister alırsınız, arada bir pikniğe gelirsiniz. İsterseniz yatırım amaçlı alırsınız, ileriye dönük bir yeriniz olur. Evet, değerli dostlar, daha diyecek bir şey yok değil mi? Fikir de verdik, akıl da bedavadan fikir veriyoruz değil mi? Evet abi. Fikir vermek, akıl vermek bedava. Ya yine ben aynı şeyi söyleyeyim abi. Şimdi mesela tarla aldığı zaman su yok.
Suyu... Sondaj vuracaksın. Sondajın maliyeti belli. Yani bir arsa parası. Yani bence en mantıklısı arsa almak. Su var, elektrik var, doğalgaz var. Yani her şey var. Mis gibi gel otur bak keyfi. Evet değerli dostlar bugünlük bu kadar. Sessiz oturabilir miyiz seninle? Aramızda yaprakların hışırtısından ve ceylanların hayata çıkışından başka bir ses olmadan beni sessiz de sevebilir misin? Yağmur almış toprağı ve üşüyen kainatı dinlerken araya dünya sözleri karışmadan biliyor musun çekirgelerin unutulmuş ülkelerin kahrımdan kuruyan nehirlerin diliyle konuşabilirim seninle. Duyabilirim seni hiç konuşmadan. Kalbinin atışlarını duyabilirim. İçinde bir yaz gezmesine çıkan çocuğu ve dudağın en uzak sokağında biriken dilini hayatın. Sökebilirim, öğrenebilirim.